Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, gördüğünüz gibi biraz karınca hızıyla ilerliyoruz ama bir takım işte okuduğumuz tefsirin zihnimizde çağrıştırdığı güncel tezahürlere, tecellilere veya işte ilişkilere değinmeden de geçemiyorum maalesef. Umarım sadra şifa oluyordur. Fetih suresinin 4. ayet-i kerimesindeyiz arkadaşlar. Bu ayet-i kerime sekinet meselesinden bahsediyor ve Cenab-ı Hak tarafından indirildiğini söylüyor. Bunları detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Sonra da bu sekineti Allah niçin indirir? Sebeplerini açıklıyor. 4, 5 ve 6. ayet-i kerimelerin tamamı neredeyse bu konuyla ilgili. Niçindi? Birinci sebep burada geçiyor. Liyezdadu imanen me'a imanihim. İmanlarını imanlarına katarak artırsınlar diye. Kelime anlamı bu. Efendim, niçin? İmanlarını kat kat artırmaları için demiş meal. Yani liyezdadu imanen me'a imanihim. Onların imanları var, müminlerin. Ama bu sekinet sayesinde ona iman katıyorlar. Onu daha da böyle pekiştiriyorlar, artırıyorlar anlamında. Bu imanın artması meselesini konuşmuştuk. İman inanılacak esaslar bakımından artıp eksilmez ama imanın kemali bakımından, bakın burada tefsirde de söylüyor, kemali bakımından artması akla aykırı değil. Bunda hiçbir şüphe yok. Peki nasıl oluyor? Ben onu hızlıca hatırlatıp geçeyim. İmanın kemaline nasıl ulaşıyoruz arkadaşlar? Hiç kimse başka başka şeyler aramasın, ameller yoluyla. İman ameller yoluyla artar ya da eksilir. Yani bu aslında bütün meseleler için geçerlidir. Biraz böyle psikolojiyle ilgisi olanlar, işte kişisel gelişimle ilgisi olanlar hemen kavrayacaklardır buradaki ilişkiyi. Mesela iradenizi nasıl güçlendirebilirsiniz? Zihinsel temrinler yoluyla mı yoksa davranışlar yoluyla mı? Değil mi? Bir karar alırsınız, küçük bir karar, onu her ne pahasına olursa olsun tekrarlaya tekrarlaya iradenizi güçlendirirsiniz. İman da böyle arkadaşlar, ameller yoluyla artar. İmanınız için işte onu pekiştirecek ibadetler, sadakalar, mesela susmak, bu da bir ameldir bir yerde. Yani sırf imanınızın hatırına susuyorsunuz. İşte niye? Çünkü Allah sizi onu, o kişiyle akraba kılmış, akrabalık bağlarının kopmasını istemiyorsunuz. Öyle bir aşamaya geldiğinde diyorsunuz ki ya ben Allah için susuyorum burada diyorsunuz. Yani sayısız örnek var. Cihat bunun içinde, infak bunun içinde, ilim bunun içerisinde. Yani bütün insanın hayatı boyunca iyilik adına yaptığı ne varsa ve kötülükten sakınma adına yaptığı ne varsa, bunların hepsi kişinin imanını artırır. İmanın artması veya eksilmesi ameller yoluyladır. Eksilme de böyle arkadaşlar. İmanımızın gereği olan davranışlar hayatımızdan çıkmaya başladığında zaman içerisinde imanda da gevşemeler görülür, azalmalar görülür. Veyahut da şunu gözlemliyorum ben, farklı yorumlamalar. Yani çünkü biraz kafası çalışıyorsa birisinin arkadaşlar, yaşantısıyla düşünceleri, yani inançları arasında bir tutarlılık yakalamak isteyecektir kafası çalışan bir insan. Ve bu zıtlığı, yani gidişatıyla inançları arasındaki zıtlığı uzun süreli sürdüremeyeceği için ne yapacak? İşte bu çok herkesin bildiği bir sözdür. Klişeleşmiş diyerek değerini düşürmek istemiyorum. İnandığınız gibi yaşamıyorsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Ya hayatını değiştirecek bu tutarsızlıktan kurtulmak için? Onu yapmaya istekli değil, hevesli değil çeşitli nedenlerle veya iradesi zayıf. Ne yapıyor bu sefer? Düşüncelerini revize ediyor. İşte bu o kadar da önemli değil. Bu amel o kadar da önemli değil. İşte namaz o kadar da önemli değil. İşte ahlak önemli diyor mesela. Bugün altını çiziyorlar bunun. Sanki namaz ve ahlak birbirinin zıttıymış gibi. Yani biri varsa öteki yokmuş gibi. Efendim işte tesettür o kadar önemli değil. Kalbin temizliği, kalbin saflığı işte önemli. İşte şu önemli değil, bu önemli. Yani böyle kendi, herkes arkadaşlar, tabii tesettürlü arkadaşlarımız da tesettürün çok önemli olduğunu düşünüyor. Halbuki belki de o kadar düşündüğümüz kadar çok önemli olmayabilir. Dolayısıyla herkes kendi yaptıklarını önemli, yapmadıklarını da önemsiz, görece yani. Görece önemsiz göstererek o tutarsızlıktan kurtulmaya çalışıyor. İşte imanın artmasının ve eksilmesinin amellerle, yani bizim günlük yaşantımızla çok yakından ilişkisi var arkadaşlar. Hatta bununla ilgili şimdi hemen çağrışım yaptı. Dün bir kitap okumaya başladım. Bakayım buralarda.
Türkiye'de yapılan ilk doktora teziymiş bu konuda. Türkiye'de başörtüsünü çıkaran kadınlar diye bir kitap arkadaşlar. Mesela burada da anlatırken giriş bölümünde, daha girişini bitirebildim. Giriş bölümünde arkadaşlar günlük hayattaki uygulamaların zaman içerisinde bizim inançlarımızı ve o inancın tezahürü olan yaşantılarımızı nasıl etkilediğini anlatıyor. Yani bulunduğumuz yer, ait olduğum, kendimize ait hissettiğimiz topluluk, onayını almak istediğimiz, beğenisini, takdirini almak istediğimiz gruplar, kişiler, bunların hepsi ister istemez zihin bir tutarlılığa doğru akacağı için, çünkü zihin böyle çalışır yani, oraya doğru akacağı için bizi etkiliyor, yönlendiriyor ve biz inançlarımızı da ona göre farkına varmadan yavaş yavaş, azar azar revize ediyoruz. İşte arkadaşlar, Allah müminin kalbine sekineti indirir. Sekinet nedir? Tabii bunu bir nevi şartili indirmek gibi düşünebilir bazıları. Varsın düşünsünler, onu kastetmiyoruz arkadaşlar. Sekinet, insanın hayatıyla, gidişatıyla, inançlarıyla barışık olması, huzur içerisinde olmasıdır. Yani o şeyi o tartışmayı bitirmiş olmasıdır kafasında. Hiç mi düşünmez sekinete ermiş olan insan? Yani beyninin hani şartelini indirmiş midir? Yani acizane kanaatim arkadaşlar. Farklı yorumlar yapılabilir. Buraya felsefeciler, psikologlar farklı farklı şeyler söyleyebilirler. Elbette düşünür ama mesela ben şöyle düşünüyorum acizane. Yani dünyadaki hayatımızın çok kısa olduğunu, bu kadar oyalanmaya vaktimizin olmadığını, eğer kemale ermek istiyorsak bu gelgitlerden bir an önce kurtularak gerçekten ahirete inanıyor muyuz? Gerçekten Allah'ın huzuruna çıkacağımıza inanıyor muyuz? O zaman önceliklerimizi buna göre bir an önce düzenlememiz, ayarlamamız gerektiğini, eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Mesela biz mümin, yani salih bir mümin diyelim hatta, şey yapmaz mı? Hiç o tenakuzları yaşamaz mı? Hiç onun iç dünyasında yaşantılarıyla inançları arasında ters düştüğü durumlar olmaz mı? Elbette olur arkadaşlar. Ali İmran suresinde muttakilerden bahseden bir bölümde Cenab-ı Hak muttakileri tarif ederken dikkatinizi çekiyorum. Muttaki, yani sadece mümin de değil, takvaya ulaşmış olan insanları tarif ederken diyor ki onlar bir hata işlediklerinde, yani inançlarıyla ters düştüklerinde hemen tevbe ederler diyor. Yani o biz zihnimizdeki o tutarsızlıktan bu şekilde kurtuluyoruz. Nasıl kurtuluyoruz? Diyoruz ki ya Rabbi, senin dediğin doğru, benim yaptığım yanlış, lütfen beni affet diyoruz. Yani Allah'ın dediğini gereksiz veya önemsiz gibi göstermeye kalkmıyoruz. İşte benim acizane kanaatim, hayat kısa. Çok hızlı bir şekilde Allah'ın huzuruna doğru, hele belli bir yaşın üstündekiler, çünkü peygamberimizin sözü var arkadaşlar, yaşı 60'a varmış olan kişinin Allah katında bir mazereti kalmamıştır diyor. Ben de işte o civarda olduğum için benim yani böyle oyalanmaya vaktimin olmadığını, dolayısıyla bir an önce ne kadar kemale erebileceksem ahlakımda, inançlarımda, Rabbimle ilişkimi ne kadar düzeltebileceksem, artık böyle iki ileri bir geri, yok işte biraz oyalanayım, biraz da etrafa bakayım, herkes ne yapıyor falan, işte dünyadan biraz alkış toplayayım diye düşünmeden, kendi çelişkilerimden kurtularak, efendim, daha sağlam adımlarla, daha emin adımlarla, daha güvenle, daha hızlı bir şekilde ilerlemeye harcamalıyım zihinsel eforumu da diye düşünüyorum arkadaşlar. İşte biliyorsunuz, imanı kökü sağlam, dalları semayı tutmuş bir ağaca benzetiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir benzetmedir bu. İşte onun meyvesi de kişinin davranışları, ahlakı ve amelleridir. O sekinete ulaştığı zaman insan, yani doğru mu yapıyorum, yanlış mı, acaba dünya ehli mi doğru yapıyor, işte şunların, ben ama işte böyle giyindiğimde, böyle yaptığımda, böyle davrandığımda şu kişiler beni beğenmiyor, meclislerine çağırmıyorlar veya işte orada yadırganıyorum, ne yapacağım gibi böyle tereddütler yaşamadan artık imanı meyve vermeye başlar. Aslı imana nazaran ziyade ve noksan şiddet ve zaaf ile tefsir olunur. Yani imanın artması ve eksilmesi, kuvvetlenmesi veya zayıflaması demektir. Çünkü aslı tasdik kemiyet kabilinden değildir. Yani bir insanın bir şeye inanması sayılabilen bir şey değildir. İşte 1 ile 10 arasında iman var, şu anda 3'teyim falan değil. Ya inanırsınız ya inanmazsınız demiştik. Şimdi arkadaşlar, çok
Yani yine kulağınıza çok sıradan gibi gelebilir. Bunu bilmeyecek ne var diye düşünebilirsiniz. Burada bir açıklama geliyor ayet-i kerimenin içerisinde. Biraz aşağıda 7. ayette, daha sonra ileride bu sure içerisinde birkaç kere tekrarlanacak bu ifade. Yani bu acizane kanaatim sekinetten bahsetti, sekinetin amacından bahsetti. Sonra araya böyle bir haber cümlesi koyuyor bakın. Velillahi cunudus semavati vel ard. Göklerin ve yerin orduları hep Allah'a aittir. Ordu kelimesi gelmesi de çok önemli. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard veya vel ard çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ama burada ordu kelimesinin gelmesi hem hadisenin nerede cereyan ettiğini hatırlayın. İşte Hudeybiye bir savaş ortamı, çok büyük gerginlik var. Orada geldiği için yani müminlere bir kuvvet veriyor. Hem de görünür görünmez ordular, yani Allah'ın orduları, bir sivrisinek türü de Allah'ın ordularıdır. İşte bir virüsle mesela bakın bütün dünyayı ne yaptı Allah Teala. Görünür görünmez ordular hepsi Allah'ındır. Bu bilgi, bu çünkü bir haber cümlesi, bir şey emretmiyor bize. Yani inşai bir cümle değil. Bilgi veren bir cümle. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Tamam, biliyoruz. Yani peki niye burada geldi bu? Çünkü bu arkadaşlar, bu bilgi bizim sekinetimizin dayanağı olacaktır. Tabii buna inanabilirsek arkadaşlar. Yani bir şeyi öncelikle ben kendim için, sonra şu anda burada bulunan bizi dinleyen herkes için bunu canı gönülden Rabbimden temenni ediyorum. Evlatlarımız için, gençlerimiz için canı gönülden temenni ediyorum. Arkadaşlar, bir şeyi bilgi olarak bilmek başka bir şey. Onu bir inanç olarak iliklerine kadar hissetmek başka bir şey. Göklerin ve yerin orduları Allah'ınsa, bütün güç, kudret, izzet, şeref, haysiyet, onur, aklınıza ne geliyorsa, yani kıymet, değer, fazilet, hep her şey Allah'a aitse, o zaman arkadaşlar benim onun dışında bir mercide bunları arayarak imana olan bağlılığımı zayıflatmam ve o konularda şüpheye düşmem, ayaklarımın sarsılmasına gerek kalmaz. Onun için bu tarz bilgi cümlelerini, mesela inna lillah ve inna ileyhi raciun da böyledir. Çok günlük hayatta çok söyler Müslümanlar bunları. Bunlar bilgi cümleleridir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz ve dönüp varacağımız yer orasıdır. Tabii bunu anlamını bilerek söylemek şart arkadaşlar. Bunu o yüzden bazen Türkçe ifadelerle söylemenin de çok anlamlı olduğu kanaatindeyim ben. Yani namaz dışındaki zikirlerimizin, hatırlatmalarımızın, ya işte bir cenazede taziyeye gittiniz veya bir ölüm haberini duydunuz. Mesela atalarımız ne demiş? Hepimizin dönüp varacağı yer orası. Bak, günlük dilde böyle geçer. Hepimizin dönüp varacağı yer orası. Bu aslında inna lillah ve inna ileyhi raciun'un Türkçe ifadesidir. Ve bana sorarsanız, yani Türkçe konuşan insanlar için imanı daha pekiştiren bir ifadedir. Velillahi cunudus semavati vel ard. Göklerin yerin orduları hep onundur. Sekinetin mebdei olan, bunu çok konuştuk. Dönmüyorum oraya tekrar. Yani sekinet neydi? Huzur. Kalbin her türlü gelgitten kurtulmuş olması, yatışmış olması. Kalpteki kanaatlerin kesinleşmiş olması arkadaşlar. Bunun mebdei neydi? Sekinetin mebdei, yani kaynağı, ihatalı görgü. Yani olanı biteni böyle önünüzde bir, hani tiyatro sahnesindeki her detayı görür gibi hayatı, ölümü, ölümden sonrasını, nereye gideceğimizi böyle gözümüzün önünde bir temsil gibi görmüş olmak. Sekinet buraya bağlı. Yani sizin hayata, ölüme, bunları elinde tutan Allah'a, bütün bu kainatın sahibi, Allah'ın sahibinin Allah olduğuna, bizim dönüp dolaşıp onun huzuruna varacağımıza, onun katında değerliysek önemli olanın bu olduğuna, insanların bize nasıl baktığının hiçbir kıymeti olmadığına, canı gönülden inanmanız sekinetin kaynağı. Yani gözünüzle görmüş gibi. Sekinetin mebdei olan İhatalı görgüyle bütün eşyayı, bütün mahlukatı, varlıkları Allah Teala'ya teslime işarettir. Yani her şey Allah'ın. Şu anda işte beni beğenmeyen, küçümseyen, çeşitli nedenlerle, kılık kıyafetimden dolayı veya başka nedenlerle küçümseyen veya işte ne bileyim,
İşte hak ettiğiniz değeri vermeyen o insanların da sahibi Allah. Onların da bugün bulundukları mevkiler sizi aldatmasın. Ali İmran suresinde geçiyor bu. Vela yağurrannekum diye başlayan uzunca bir ayet vardır son sayfasında. Kafirlerin bütün dünyada böyle sanki dünya onlarınmış gibi gezip dolaşmaları sakın sizi aldatmasın diyor Allah Teala. Çünkü biz neye inanıyoruz? Bu yer, gök ve içindeki her şey Allah'a ait. İzzet Allah'ın, şeref Allah'ın, haysiyet Allah'ın ve o onu dilediğine verir, dilediği şekilde verir. Buna teslim olmak. Allah Teala'ya tam bir teslimiyet. Velillahi cunudu semavati vel ard. İşte Hudeybiye anlaşmasında düşünün kendinizi, yani karşınızda yüzyıllar boyunca işte bütün Arap kabileleri tarafından saygı görmüş Kureyş var. Güçlü, kuvvetli bir işte şehirleri var, orduları var, her neyse yani zenginlikleri var. Ve siz orada bir avuç Müslümansınız. Peygamber işte bir rüya gördü diye geldiniz. Çünkü güvendiniz peygambere. Umre yapacağınızı düşünüyorsunuz ama rüya çıkmadı o sene için. Ve çok hazırlıksızsınız ve her an bir savaş açabilir Mekke size yani. Bu durumdaki insanın ayağının kaymaması, ya ne oluyoruz, hani nerede rüya, niye çıkmadı dememeleri arkadaşlar. Bugün de bizim değil mi bazı yaşadığımız hadiseler, nedir? Madem biz haklıyız, madem biz hak yoldayız, niye işte kazanmıyoruz falan. Sanki böyle Allah Teala hak yolda olana çalışmasa da kazandıracağını garanti ediyormuş gibi. Düşüncelere saplanmamız çok örtüşüyor yani o günkü psikolojiyle. Cenab-ı Hak kendisinin yani makamını hatırlatarak bizi sekinete davet ediyor. Yani gökleri ve yeri tutan, yukarıda ve aşağıda mevcut olan bütün kuvvetler O'nundur. Dilediğine dilediği gibi nusret verir. Burası da çok önemli arkadaşlar. Şimdi o size az önce bahsettiğim kitapta müellif bazı tabii görüşmeler yapmış. Bu bir doktora tezi, müellif demeyelim. Araştırmacı, yazar işte Abdurrahman Yalçı. Görüşmeler yapmış. Bu görüşmelerden birinde Allah'a inancını kaybeden bir genç arkadaşımız şöyle diyor. İşte neden Allah'a inancını kaybetmiş? Çünkü çok sevdiği biri varmış. Onunla birlikte olmak istiyormuş. Hatta hayırlı olmasa bile birlikte olmak istiyormuş. Yani bunun buradaki cesarete de çok şaşıyor insan. Hayırlı olmasa da birlikte olmak istiyormuş ve olmamış. Çok yalvarmış, çok dua etmiş ama olmamış. Dolayısıyla bu çok yani 2000'li yıllardan beri arkadaşlar benim duyduğum inkar sebepleri içerisinde önde geliyor. Yani ben Allah'tan bir şey istedim ama vermedi, olmadı. Demek ki Allah yok. Yani bu sonucu çıkarıyor. Buna felsefeciler hizmetçi tanrı anlayışı diyorlar. Yani senin Rabbin değil de sanki hizmetçin. Sen çağıracaksın, gelecek, emredeceksin, yapacak, isteyeceksin, verecek. Yani böyle sana hizmet etmek üzere o varmış gibi. Şimdi arkadaşlar dilediğine dilediği gibi nusret verir. Yani müminlerin bütün dualarını kabul eder diye bir garanti yok. Sen işte çok namaz kılarsan işin yolunda gider diye bir garanti yok. Çünkü bizi buraya imtihan etmek için getirdiğini söylüyor zaten en baştan. Bir de şu var, yani tabii insan inandıktan sonra her şey çok kolay gibi geliyor. Onlar kim bilir ne kadar içlerinde büyük ızdıraplar yaşıyorlar. Yani insanın imanını kaybetmesi bence bir uzvunu kaybetmesi gibi bir şey yani. Büyük bir acının sonucu o. Kangrenleşiyor bir şeyler iç dünyalarında. Dolayısıyla onlara da merhamet edelim, dua edelim. Ama hani inkar ettin de ne oldu? O zaman oldu mu isteğin yani? O isteğine kavuşmuş oldun mu? Hani ne oldu? Hem isteğin olmadı hem Tanrı'nı kaybettin. Acıklı bir durum. Dilediğine dilediği gibi nusret verir arkadaşlar. Peygamberine de her seferinde vermemiş. Bütün peygamberlerine de vermemiş. Yunus Aleyhisselam'ın başına geleni düşünün. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bazı peygamberlerin öldürüldüğünü. Gönderildikleri topluluklar tarafından öldürülmüşler arkadaşlar, değil mi? İşte Hristiyanların ifadesidir. Ben Hazreti İsa'nın öyle bir şey söylediğini zannetmiyorum ama tabii benimki zan. Onlarınki de zan. Kıyamet günü öğreneceğiz işin aslını. Çarmıha gerildiğinde Hazreti İsa ne diyor? Beni neden terk ettin Tanrım diyor. Onlar öyle dediğini söylüyorlar. Dolayısıyla herkese bizim anladığımız manada dünyada bir zafer, dünyada bütün isteklerin olmasını vermemiştir Allah Teala.
İşte müminlerin kalbine indirdiği sekinet de onun cunudundan, yani ordularından biridir. Yani senin isteğini vermeyebilir ama kalbine tam bir güven ve itminan verir. Kalbindeki o gelgitleri, o efendim panik halini, işte o halecan, yani sekinetin zıttı olan o panik, endişe, kaygı halini alır Allah Teala, veyahut da kalbine bir sekinet indirir, onları tamamen bertaraf eder kalbindeki bu rahatsızlıkları. Bu da Allah'ın ordularından biridir. Onunla hücceti cahiliyenin, yani o indirdiği sekinetle Cenab-ı Hak hücceti cahiliyenin verdiği galeyanlar def edilerek imanlar artırılır. Bu ne demek? Yani inkarcıların, bugünkü anlamıyla söylüyorum, inkarcıların, şüphe düşürmek isteyenlerin kalplerimizdeki imana yönelik tereddütler var etmek isteyenlerin saldığı fikirler, üzerimize saldığı silah gibi, yani mermi gibi düşünün bunları. Bu düşüncelerin verdiği galeyan, kalbimizde acaba mı, öyle mi, olabilir mi diye verdiği galeyanlar def edilerek imanlar artırılır. Dolayısıyla sekinet de Allah'ın ordularından biridir yani. O sayede haller, salahlar, muvaffakiyetlerde öyle büyük fetihler kazanılır. Bu sayede kişi kendi hayatında bir fetih kazanır. Yani bireysel fetih diyelim bunlara. O da nerede oluyor bakın? Haller, yani kişinin kendi ahlakı, yaşadığı durumlar, attığı adımlar, salahlar, ulaştığı neticeler, kurtuluşlar ve muvaffakiyetler, başarılarda öyle büyük fetihler kazanır. Bunu sadece dini ve manevi konularda düşünmeyin arkadaşlar. İşte mesela bir insanın hedefine gelgitlerden kurtulup, mesela üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Ben işte şuraya girmek istiyorum, şuraya, şu kadar puan almak istiyorum diyen birinin artık zihninden öyle mi olsa, böyle mi olsa, şu mu olsa, bu mu olsa diye bütün, veya işte sınav açıklandı, puan açıklandı, şurası tutmuş, tamam artık orayla barışması, oraya kenetlenmesi, burayı bitireceğim işte diye odaklanması gibi düşünün. Bir de her sene her sene tekrar tekrar sınavlara girip işte okula yarı gidip yarı gitmeyip böyle hala müzmin öğrenci deniyor değil mi? Kronik öğrenci pozisyonunu koruyanları düşünün. Dolayısıyla bu bireysel hayattaki bütün başarılar için söz konusu. Yani ticaret yapacaksınız, odağınızı belirlemeniz, hedef kitlenizi belirlemeniz, stratejinizi belirlemeniz ve artık zihninizde öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye tereddütlerin kalmaması. Bunu şöyle düşünmeyin, hiçbir esnekliğin olmaması, yeni hiçbir fikre açık olmamak anlamında değil. Fakat yeni bir fikri müzakere ettikten sonra da arkadaşlar, eğer doğru bulmuşsa, hani oraya kilitlenmek, yani o hedefe kilitlenmek olarak düşünün. Sekinet böyle bir şey. Yani içimizdeki dünyevi, uhrevi, ahlaki, manevi, maddi, işte davranışlarımızla ilgili olsun, kalbimizle ilgili olsun, düşüncelerimizle ilgili olsun, hedeflerimizin pırıl pırıl olması ve bizi o hedeften şaşırtmak isteyen her türlü saptırıcı fikre karşı sekinete ulaşmış olmamız, kararlılığa ulaşmış olmamız ve o yolda ilerlememiz. Bu da işte özellikle itikadi, yani inançla ilgili konularda velillahi cunudu semavati vel art hakikatini kendimize çok çok hatırlatmakla mümkün. Yani şu yolda haram bir kazanç var ama çok kolay, çok daha miktarı fazla. Bu yolda helal bir kazanç var ama daha zor, miktarı daha az. Hiç tereddüt etmeden sekinete sahip olan mümin hiç tereddüt bile etmez arkadaşlar. Yani ya acaba yapsam mı diye bile düşünmez, hemen burayı seçer. İnsanlarla ilişkilerinizde işte şu yolda yalan var, kandırma var, sahte yüzler takılmak var, ama işte işler yolunda gidecek, kimseyle takışmayacaksın. Bu yolda ise dürüstlük var, sadakat var, vefa var, efendim kendine saygı var, ama hani zorlukla karşılaşabilirsin. Çünkü doğruyu söylediğinde bir tepki alacaksın, bir şeylerle yüzleşmek durumunda kalacaksın. Dolayısıyla mümin işte her anlamda kalbine sekinet inen mümin arkadaşlar. Doğru bu ve ben bunu yapacağım diyen mümin her anlamda her türlü tereddütten, gelgitten kurtulmuş oluyor. Şimdi bakın ayeti kerime, dördüncü ayet hangi isimlerle bitiyor? İlahi isimlerle. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ.
Allah alim ve hakimdir. Acizane kanaatim arkadaşlar, biraz Esma-i Hüsna çalışmış bir kardeşiniz olarak bir ayetin sonundaki Esma-i Hüsna'dan hani hangi isim gelmişse o ayetin muhtevasında bahsedilen nitelikleri kazanmak için o isimlerin muhtevasının bize tecelli etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu sekinete nasıl ulaşılır? İlim ve hikmetle. Yani öğrendikçe ve hikmet neydi arkadaşlar? Görünenin arkasındakini görebilmek demek. Yani bir görünen var, bir de onun arkasındaki asıl hakikat var. O asıl hakikati görebilmek, yaptığı her iş hikmetli olan, her yaptığını bilerek yapan, efendim bilgi sahibi, hikmet sahibi insanların bu sekinete, ayette bahsedilen sekinete erişmeleri, yani sekinetin onların üzerine inmesi daha kolay. Adeta şöyle düşünün, nasıl ki ormanlar yağmur bulutlarını çekiyor ve yeşillik arttıkça hani yağmur artıyor. İnsan değil mi? Hani çöllerin daha çok ihtiyacı var. Niye yağmur oraya gitmiyor diye geliyor insanın. Ben yeryüzündeki bizim güzel davranışlarımızın da manevi anlamda ilahi rahmeti aynen yağmur gibi çektiğini düşünüyorum. Hatta kötülüklerin de gazabı çektiğini düşünüyorum. O yüzden bulunduğumuz, yaşadığımız muhitlerin, görüştüğümüz insanların, evimize giren çıkanların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da ilim ve hikmetin o sekineti çağırdığını, davet ettiğini, bizde ilim ve hikmet arttıkça arkadaşlar sekinet ehli olmamızın, sekinetin kalbimize inmesinin kolaylaştığını düşünüyorum. Ne demiş Elmalılı merhum burada? Allah bir alim hakim bulunuyor. Her şeyi ve bütün umuru, yani olan biten bütün işleri kemali ilim, yani bilmek deyince aklınıza en mükemmel anlamda ne geliyorsa onunla bilir ve hikmet ile takdir ve tedbir eyler. Binaenaleyh gökteki ve yerdeki bütün o orduları da ilmi hikmetiyle dilediği gibi gah birbirine taslit ederek, saldırtarak, gah beyinlerinde sulh yaptırarak, yani yeri geldiğinde bu kendi ordularını birbirine saldırtır, yeri geldiğinde aralarında anlaşma yaptırır, bu şekilde tedbir ve idare eder. Niçin? Şimdi arkadaşlar 5. ayet-i kerime geldi. İkinci sebep demeyelim de buna, bir önceki yani 4. ayet-i kerimede açıklananı gerçekleştirdiğimizde Allah Teala şuraya ulaşmak istiyor. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِن۪ينَ diye başlayan ayet-i kerime وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Mümin, kadın ve erkek müminleri, arkadaşlar bütün inanan kadın ve erkekleri içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koymak için. Bu lamın Liyafira'daki gibi fetha veya yansurakallahu'ya yahut liyezdadu'ya müteallik olması ihtimalleri de söylenmiş ise de Zemahşeri gibi muhakkikinin muhtarına göre, onların seçtiğine göre, onların görüşüne göre arkadaşlar alimen hakimen, ayetin sonundaki alimen hakimeden münfehim olan, anlaşılan ilmi hikmetin makama tatbik ve tefriğine müteallıktır. Yani gramer bakımından bu liyudhile fiilinin normalde yudhilu'dur, fiilin sonu ötredir. Üstün gelmesi ve lamın efendim müteallakı, yani yudhile'nin başındaki lamın nereye ait olduğu. Şöyle anlatayım, daha anlaşılır olsun. Şimdi li için demek. Li yudhile koyması için, sokması için. Kimi? Müminleri, kadın müminleri ve erkek müminleri cennetine koyması için. Peki bu lam nereye bağlı? Geçmişte. Çünkü bir harfi cer mutlaka geçmişte bir fiile, bir cümleye atfedilmesi lazım, bağlanması lazım. O zaman neyi anlıyoruz? Bu lamın müteallakını, yani bağlı olduğu yeri bulabilirsek, nereye ait olduğunu bulabilirsek, buradaki sebebin oradaki anlamla ilişkisini kurabiliriz. Şimdi Zemahşeri'nin görüşünü tercih ediyor Elmalılı merhum. Burada gramerciler, tefsirciler bunu tartışmışlar. O diyor ki alimen ve hakimenden anlaşılan ilim ve hikmetin makama tatbik ve tefriğine müteallıktır. Yani alimen hakimene bağlıyor Allah Teala bu cümleyi diyor. O zaman anlam şu olur:
o orduları idare eden ilmi hikmetin furuatından biri de. Yani Cenab-ı Hak ilim ve hikmetiyle velillahi cunudu semavati vel art demişti ya, işte o göklerin ve yerin ordularını ilim ve hikmetiyle idare ediyor. Bunun sonuçlarından, teferruatından birisi de müminlerin kalplerine sekinet indirip Hudeybiye sulhuna ısındırarak büyük fetihlere, büyük futuhata onları hazırlamasıdır, ihzar etmesidir. Bunu böyle yapması da şunun içindir, yani müminlerin o fetihlere hazırlanması da şunun içindir ki müminlere ondaki nimetlerini tanıtsın, şükrünü eda etsinler, yani o fetihi görsünler, bilsinler Allah'tan olduğunu, şükrünü eda etsinler, sevaba müstahik olsunlar da onları cennetlerine koysun. Fevzi azim, yani en büyük başarı olan en büyük muradına erdirsin. Bundan hoşlanmayan münafıkları ve müşrikleri de ve yu'azzibel münafikine vel münafikat ayetin devamı oluyor arkadaşlar. Bir dakika bulalım. Ve yukeffiru anhum seyyiatihim ve kana zalike indallahi fevzen azima. Burada 5. ayet sona ermiş oldu. 6. ayette yine bu yolla münafıklara, münafık kadınlara, münafık erkeklere, müşrik kadınlara ve müşrik erkeklere, Allah hakkında kötü zanlar besleyen bu insanlara da azap etmesi için Allah Teala o sekineti indirdi diyor. Bu bağlantıyı arkadaşlar bir dahaki derste buradan alalım, bu bağlantıya biz de bağlanarak inşallah açıklamaya çalışalım. Şimdilik Allah'a emanet olunuz.